Arkadaşlar merhaba, ben Ecehan. Bir önceki videomuzda kutumuzu açtık, inceledik. Peki şimdi biz bu kutuyla ne yapacağız? Önce Arduino'muz hakkında biraz daha konuşalım. Bilgisayarımıza neler kurmamız gerektiğini öğrenelim. Sonra da proje başlasın. Hadi bakalım, şimdi biraz daha Arduino'muzu inceleyelim. Geçen videoda olduğu gibi burada Arduino'muza şöyle bir genel bakalım. Burada iki tane girişimiz bulunuyor. USB ve jack girişi. Bu girişler sayesinde biz Arduino'muzu uyandırabiliyoruz. Peki bunun üçüncü bir yöntemi var mı? Tabii ki var. Buradaki V-in pini. V-in pini buradaki jack girişiyle aynı görevi görüyor aslında. Siz bu üç girişten herhangi birini kullandığınız zaman buradaki on ledinin yandığını göreceksiniz. On ledinin hemen üstünde dijital pinlerimiz bulunuyor. 0 ve 1 pinimiz TX ve RX pinlerimiz. Gönderim ve alım sırasında buradaki TX ve RX ledlerimiz yanıyor. Aynı zamanda TX ve RX pinleri ile alakalı açıklamak istediğim ufak şeyler var. Eğer bilgisayarınız üzerinden Arduino'ya kod atıyorsanız bu esnada TX ve RX pinlerini kullanmamanız gerekiyor. Eğer bu esnada TX ve RX pinlerini kullanıyorsanız bilgisayarınızla Arduino arasındaki bağlantı kesilecektir. Burada gördüğümüz 3, 5, 6, 9, 10, 11 pinleri PWM pinleridir. Yanındaki S harfinden de bunu anlayabiliriz. İster bir buzzer'ın ses miktarını, ister bir motorun hızını, isterseniz bir LED'in parlaklığını bu pinler sayesinde ayarlayabilirsiniz. Burada gördüğümüz LED, L isimli bir LED'dir. Arduino'muzun üzerinde bulunur. Aslında 13. pine bağlıdır. Biraz sonra yapacağımız uygulama odada bu LED'i yaktıracağız. Hemen aşağıda analog giriş pinlerimiz bulunuyor. A0'dan A5'e kadar. 3 tane toprak pinimiz, 5 volt güç pinimiz, 3.3 volt güç pinimiz, reset pinimizi zaten reset butonumuzdan biliyoruz. Burada da Atmega 328 isimli bir mikro denetleyici bulunuyor. Biz kodlarımızı bu mikro denetleyiciye yüklüyoruz aslında. Böyle düşünebiliriz. Arduino üzerine biraz daha konuştuğumuza göre Arduino'muzu programlayıp programları derleyebileceğimiz Arduino IDE'yi ve klon Arduino'lar için olan CH340 Drive'ın kurulumuna geçebiliriz. Hadi bakalım. İlk önce Arduino CC sitesinden indir kısmına geliyoruz. Benim bilgisayarım Windows olduğu için ben Windows indireceğim. Eğer siz Mac ya da Linux kullanıyorsanız Robolink Akademi'den de onların indirişlerine bakabilirsiniz. Arduino sizi bir bağış sayfasına yönlendiriyor. İsterseniz bağış yapabilir, istemezseniz devam edebilirsiniz. Ve işte Arduino IDE'miz masa üstümüzde oluştu. Şimdi Arduino'muzu bilgisayarımıza bağlarsak portun okunmadığını göreceğiz. İsterseniz önce bir bu duruma bakalım, sonra da bu sorunu çözmek için CH340 indirimini gerçekleştirelim. Buradan aygıt okuyucusuna geliyoruz ve görüyoruz ki şu anda USB'miz tanımlı değil. Arduino IDE programımıza bakıyoruz. Buradan araçlara tıkladığımız zaman da şu an portumuzun okunmadığını görüyoruz. Bunun için şöyle bir çözüm yapacağız. CH340 driver'ını indireceğiz. CH340 driver'ını CH340 çipine sahip Arduino'lar için kullanıyoruz. İsterseniz CH340 driver'ının kurulumuna geçelim. Robolink Akademi sayfasından indirebilirsiniz. Ben dediğim gibi Windows işletim sistemli bir bilgisayara sahip olduğum için Windows'u seçiyorum. CH340 bir zip dosyası olarak karşımıza çıkıyor. Buraya tıklıyoruz. Ve artık CH340 driver'ımız da kurulu. CH340 driver kurulumumuzu da gerçekleştirdik. Artık Arduino'muz ve bilgisayarımız haberleşebiliyorlar. İsterseniz ilk kodumuzu açmaya geçelim. Blink uygulamamız bizim ilk uygulamamız. Nasıl programcılar için İlk program yazdıklarında Hello World yazdırmak, programlamaya adım atmak demekse, donanımsal olarak da Arduino'da Blink uygulamasıyla LED yaktırmak da aynı şey demektir. Blink uygulamasına geçmeden önce biraz IDE programını kurcalayalım. Araçlar kısmına geldiğimiz zaman da portumuzun okunduğunu görüyoruz. Hemen bir üstünde kart seçeneği var. Biz
Biz Arduino'nu kullandığımız için şu anda Arduino'nu seçelim. Burada iki tane seçenek var. Biri kontrol et, biri yükle. Kontrol et seçeneği yazdığınız kodu derler. Eğer bir hata varsa size söyler. Yükle ise kontrol eder ve daha sonra Arduino'nuza yükler. Eğer kodunuzda bir hata varsa yüklendikten sonra öğrenirsiniz. O yüzden Arduino'nuza kodu yüklemeden önce kontrol etmenizi tavsiye ederim. Dosya seçeneğinden örneklere geliyoruz. Buradan Blink uygulamamızı seçiyoruz. Şu anda Blink uygulamamız açıldı. Önce biraz kodlardan bahsedelim. Bunların ne işe yaradığını konuşalım. Daha sonra da Blink uygulamamızı Arduino'muza yükleyelim. Burada görmüş olduğunuz gri yazılar açıklama yazılarıdır. Eğer uzun bir açıklama ya da not alacaksanız slash yıldız, daha sonra da yıldız slash arasında bu notlarınızı yazarsınız. Eğer tek satırda bir not almak istiyorsanız iki slash'ın bulunduğu yerde bu notu alabilirsiniz. Kodlarımız iki kısımdan oluşur. Void setup ve void loop. Setup kısmı bir kere yürütülen ve bir daha oraya dönülmeyen kısım. Yani ben bu pini kullanacağım, bu pini çıkış ya da giriş olarak kullanacağım dediğimiz yerler aslında örneğin. Loop kısmı ise sürekli devam etmesini istediğimiz kodlarımızı yazdığımız yer. Blink uygulamasında void setup kısmına bakıyoruz. Pin mod yazıyor. Pinimizin giriş mi yoksa çıkış pini mi olduğundan bahsediyor. Biz şu an çıkış pinini seçtik. Let built-in yazıyor. Let built-in yerine 13 de yazabiliriz. Çünkü biz Arduino'muzun üzerindeki L LED'ini yandırmak istiyoruz ve L LED'i 13. pine bağlı. İsterseniz bunu 13 olarak da değiştirebiliriz. Değiştirdik. Void loop kısmına gelelim. Burada digital write kısmı var. Bu kısım bizim LED'imizi yakalım, LED'imizi söndürelim dediğimiz yer. Arasındaki delay kısmı da kaç milisaniye beklememiz gerektiğini söylüyor. Bu fonksiyon sürekli döndüğü için bizim LED'imiz yanıp sönüyor. İsterseniz artık kodumuzu Arduino'ya yükleyelim. Önce kontrol edelim. Bir sıkıntı yok. Şimdi istersek yükleyelim. Ve Arduino'muza artık Blink uygulaması yüklendi. Buradaki LED'imiz sürekli yanıp sönüyor. Artık Arduino'yu programlayabilmek için IDE ve CH340 kurulumunu gerçekleştirdiğimizde ve ilk kodumuzu attığımıza göre diğer projelere geçebiliriz. Serinin devam videolarında görüşmek üzere. Ha bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.